TRT Havaz ekranlarındasınız. Canlı yayınla saatler onu gösterene kadar karşınızda olacağız. Bu sabah da güne güzel başladık. Bu sabah da güzel umutlarla biz günaydın dedik sevdiklerimize, tanıdıklarımıza, bu sabah gördüklerimize. Siz de öyle yapın efendim. Gördüğünüz, karşılaştığınız kişileri günaydın diyerek başlarsınız. Gününüz de güzel başlar. Bugün efendim haftanın son günü ve 28 Ekim günlerden cuma. Hepimizin en sevdiği günlerden cuma. Tatile, hafta sonu tatiline de çok az kaldı. Biz de bugün cumaya yakışır güzel bir programla sizin karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni gün başlıyor efendim ve bugün de dop dolu konuklarla biz karşınızda olacağız. Ve bugün birbirinden değerli konuklarımız stüdyomuzda olacaklar. Hatta bir konuğumuz şu anda stüdyomuzda bizimle birlikte. Efendim dünyanın tanıdığı bir ressam kendisi. Eşref Armağan bizimle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Eşref Armağan doğuştan görme engelli bir ressam efendim. Bütün dünya aslında onunla ilgili araştırmalar yapıyor, belgeseller çekiyor. Parmaklarıyla hissettiği dünyayı aslında tuvale yansıtan bir isim. Ve kendisiyle konuşacağız. Bunu nasıl başardığını konuşacağız. Belki de ülkemizde olan birçok engelliye umut verecektir kendisi hayat öyküsüyle, yaşantısıyla. Ve bir yandan da biz bir diğer farklı bir konumuz daha var konuşacağımız. O da hepimizin bildiği aslında hakkında birçok şey bildiğimiz ama doğru bildiğimiz yanlışların da olduğu bir hastalık. Romatizmayı konuşacağız. Yine değerli bir isim stüdyo konuğumuz olacak. Programımızda bizimle birlikte olacak. Profesör Doktor Mehmet Akif Öztürk bizimle birlikte. Kendisi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Romatoloji uzmanı. Hemen stüdyomuza davet edelim kendisine. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Romatizmayı konuşacağız. Hı hı. Tüm yönleriyle konuşacağız, değerlendireceğiz. Siz de stüdyomuza alalım. Biraz evvel de söylediğim gibi hakkında çok şey bildiğimiz bir hastalık ama doğru bildiğimiz çok da yanlış varmış. Bunu program öncesi hocamla konuşurken fark ettim ne kadar çok yanlış şey biliyormuşuz romatizma ile ilgili. Sizin ilginiz varsa konuşacağımız konulara ve romatizma ile ilgili merak ettiğiniz sorularınız varsa program boyunca bize ulaşabilirsiniz. Hemen iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Sonrasında stüdyomuzda konuklarımızla birlikteyiz. Yeni günü Instagram'dan TRT Yeni Gün adresinden, Facebook üzerinden TRT Yeni Gün sayfasından ve Twitter'dan TRT Avaz Yeni Gün ismiyle takip edebilir. WhatsApp gönderileriniz içinse 0505 756 0183 nolu telefonumuzu kullanabilirsiniz. Posta adresimiz ise Yeni Gün Programı TRT Genel Müdürlüğü Mavi Bina B Blok No 817 Oran Ankara olup ayrıca programla ilgili görüş ve önerilerinizi de 0312 463 50 24 nolu telefonumuza iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Stüdyomuzdayız. Günlerden cuma dedik. Herkese hayırlı cumalar dileyelim. Programımızı devamlı izleyen izleyicilerimiz bilirler ki hobi köşesinde hafta içi her sabah birbirinden farklı konuları konuşuyoruz. İzleyicilerimizle sizlerle paylaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarımızdan gelen konuklarımız var. Bugün de stüdyomuzda gördüğünüz üzere birbirinden güzel takılarımız var hobi masasında. Nasıl yapıldıklarını, hangi tekniklerin kullanıldığını, modayı nasıl takip ettiklerini bu anlamda soracağım ama kime soracağım hemen konuklarımı davet edeyim. Ferhan Aksoy öğretmenimiz ve Nurhan Gökşen bizimle birlikte kursiyerimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şahzan Hanım. Hoş geldiniz. Siz de şöyle hemen bu güzel masanın arkasına almış olalım. Ve burada birbirinden güzel takılarımız var. Her kadın herhalde taktığı takının özel olmasını ister. Aynen. Özel olması için de o takının tek olması gerekiyor. Evet. Ve yapılmış olması gerekiyor. Aynen. Ya da ki kendileri yapabilirler. Bu kurslara katılarak konuşacağız, sohbet edeceğiz. Peki. Hocam. Hoş geldiniz bir kez hoş daha. Bulduk. Ve programımızın vazgeçilmezi efendim mutfakların yıldızı Atilla Yıldız geliyor. Evet, koşu koşu geliyoruz. Hoş geldin. Bugün muhteşemsin. Kırmızı beyaz. Teşekkür ben de sana ediyorum. Böyle eşlik edeyim diye. Sağ olasın. Sen Türk de çok şıksın. Falan. Şöyle. Yani tabii bayram, cumhuriyet. Ülkemizin, evet. Ülkemizin bayraklarının rengine büründük. Çünkü yarın 29 Ekim efendim Cumhuriyet Bayramı. Biz bugünden itibaren kutlamak istedik. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Gözlükler bu arada çok güzel, evet, olmuş Atilla. Evet, bunun için sana teşekkür ediyorum. Birincisi. İkincisi tabii bunu hazırlayan benim 20 yıllık dostum, arkadaşım Cemil'e çok teşekkür çok ediyorum. Çok yakışmış hakikaten. Evet, yakışmamış. Biraz uğraştılar ama. Aynen, bakar mısınız? Kesinlikle böyle bir şey oldu. Değişiklik oldu. Çok güzel olmuş. Böyle biraz daha gençleştik tabii. Peki. Bugün sayende. Ne yapacağız? Ne pişireceğiz? Bugün ne pişireceğiz? Bugün evet hafta sonu. Hafta sonlarımız böyle tatlı geçsin diye. Tatlı, hı-hı, tatlı.
bir ıslak kek yapacağız. Islak kek yapacağız. Hanımların hep böyle düşündüğü, yaptığı biraz daha değişik şeyler var içerisinde. Çikolata parçaları var, ceviz parçaları var. Biraz daha lezzetli. Bir taraftan şerbetimiz kaynıyor. Bir an önce fırına sürmemiz gerekiyor. Evet, çünkü uzun sürecek yapımı. Evet. Malzeme listesini paylaşalım mı? Ne dersin? Olur, hemen söyleyeyim. 15 tane yumurta ve tarifi o kadar kolay ki akılda kalacak. 3 su bardağı sıvı yağ, 3 su bardağı süt, 15 tane yumurta ve 3 su bardağı şeker. Bunların hepsini ilk önce çırpıyoruz. O zaman başlayalım mı hemen, ne dersin? Olabilir, Atile? Hemen yetiştirelim başlayalım. Çünkü evet, ben de önlüğümü takayım. Sohbet köşesindeki konuklarımızı biraz daha bekleteceğim ama az sonra yanınıza geleceğim. Bir yandan romatizmayı konuşacağız değerli hocamızla. Bir yandan da Eşref Armağan bizimle birlikte. Doğuştan görme engelli ressam efendim kendisi. Ve bugüne kadar yapmış olduğu çok önemli çalışmalar var. Bunları paylaşacağız sizlerle. Ama bir yandan da kek de pişireceğiz tabii. Programımızda yok yok görüyorsunuz. Kaç yumurta kırıyoruz? Evet, 15 tane yumurta kırıyoruz. Ama 15 tane yumurta ben kırıyoruz. Ben bütün konuklarımızı yumurtaları kırmak üzere davet ediyorum. Şöyle, evet yumurtaları kıracağız. Elin batmasın istersen. Yok, çünkü hiç sorun değil. Sileriz elimi. Tamam. İki oldu. Şöyle bir. Evet, böyle. Ben sana şöyle yan taraftan vereyim. Tamam, sen de anlat o arada. Bu ıslak keki yaparken aslında birçok hanımın farklı bir tarifi var. Evet. Islaklığı da ayarlamak çok zor değil mi? Sen bana evet, bizim buradaki durumumuz bayat ekmek değerlendirmesi aslında biraz öyle da. Öyle mi? Tabii içerisinde bayat ekmek kullanacağız. 3 su bardağı da bayat ekmeğimiz var. 3 su bardağı bayat ekmek. Bayat ekmekleri evet. Atmayalım. Bu şekilde değerlendirelim. Ama mutfakta gerçekten süpersin. Sen saydın mı Atile? Ben saymayı burada bırakmıştım. Burada 4 tane kalacak. Ben saydım. Evet, hemen aşağıya atıyoruz. Şöyle. Şunu da atalım hemen. Tamam. Sen mikser kullanmıyor musun? Mikser kullanıyorum. Ses olmasın diye mi burada? Ya tabii biraz onun için. Bir de tabii yavaş yavaş anlatıyoruz. Biraz daha mikser çalıştığı zaman tabii konuşamayacağız. Şeker ne kadar katıyoruz? Evet, şimdi o mikser görevini ben yapayım. İstersen. Bence de kolum bakmasın. Yoruldu. Evet. Çok fazla olunca yumurta. Evet. Şimdi hani 15 yumurtaya çok dedin. Doğru. Ama evdeki tepsilerimiz, borcamlarımız biraz daha küçük. Biz bugün iki tepsi mi hazırlayacağız? Evet. Yani bir tepsiden eğer artarsa biraz da ince bir kek yapacağım. Ondan da lezzet topları hazırlamaya çalışacağım. Başka bir tatlıya çevireceğiz aynı zamanda. Aynı kekle farklı evet. Malzemeler. Ben hemen yağlarını ilave edeyim. Şimdi... Ne kadar yağ koyuyoruz? 3 su bardağı. 3 su bardağı. Biz tabii önceden hazırladık tabii. Burada. 3 su bardağı yağımız var. Ve sıvı yağ, herhangi bir yağ değil mi? Tabii. Ve sütümüzü ilave ediyoruz. Bir de kek yaparken malzemelerin ılık olması gerekiyormuş daha iyi kabarması için. Evet, doğru mudur? O da sıcaklığında olması gerekiyor, doğru. Şimdi ilk önce sıvıları attık ki ve şekerimizi atacağız. Tamam. Şöyle... Normalde şimdi, yumurtayı şekerle çırpıyoruz biz Atile. Burada niye farklı yaptık? Burada da aynı işlem aslında. Yumurtanın sonrasında bütün sıvıları bütün sıvıları aynı anda şekere yediriyoruz. Şimdi bu köpürecek. Şöyle biraz daha senden uzak tutayım. O güzel elbisen batmasın. Şöyle güzel. Yapalım. Şimdi bu arada 15 tane yumurta fazla demiştik. Hemen evet. Onu söyleyeyim. Bu tarifi tamamen 3'e bölebilirler. Çünkü hani üç hepsi 3 bardak, hepsi 3 bardak, hepsi 3 bardak olduğu için 1 bardak kullanıp üç o yumurta, şekilde. 3 yumurta, diğer malzemeleri evet, birer bardak şeklinde. Evet, 5 yumurta ve diğerleri de birer bardak olmak şekliyle. Evet, şimdi şekerimizi yediriyoruz. Az kaldı ve artık yavaş yavaş, tabii bunu çok iyi çıkmamız diğer gerekiyor. Diğer malzemeleri de katacaksın değil katacağız mi? Katacağız şimdi yavaş yavaş. Biz de zaman zaman görüntüleyeceğiz, izleyicilerimizle paylaşacağız. Mutfağımızda ıslak kek yapıyoruz. En son finalde bekliyorum. Şuraya atayım. Güzel bir kek olacak. Önlüklerimiz evet. için ünal üniformaya ve burada kullandığımız malzemeler El için. El Paso'ya da teşekkürlerimizi sunarak sana da teşekkür ediyoruz. Sohbet köşesine gidiyorum. Ellerine sağlık şimdiden. Sağ güzel bir kek program sonrası bizi ve konuklarımızı bekliyor. Bir kez daha hoş geldiniz programımıza. Profesör Doktor Mehmet Akif Öztürk, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı.
sohbet köşesinde konuğumuz. Bir yandan da doğuştan görme engelli ressamımız var bizimle. Ekran başında izleyen birçok izleyici umut ışığı olacağını düşünüyorum ben. Ve bu konularla ilgili bize ulaşmak istiyorsanız hemen bizi arayabilirsiniz. Saatler saat 10'u gösterene kadar 0312 467 11 03 ve 467 95 47 ki ekranda da görüyorsunuz bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları. Program boyunca lütfen bizi arayın, konuklarımıza sorularınızı iletin lütfen diyelim. Hocam, Eşref Hocam, izninizle ben Mehmet Akif Hocam'la başlamak tabii istiyorum. Ki. Şimdi romatoloji uzmanısınız. Romatoloji ne demek hocam? Onunla başlayalım. Şimdi katıldığım tüm programda da aynı soruyla başlıyoruz söyleyeyim çünkü. Çok bilinen bir bilim dalı değil midir? Yani şimdi bilinen bilim dalı romatizma sık fakat tabii çok yanlış biliniyor. Esasında romatoloji yan dalı istası yapmaya başladığım zamana kadar bu sorunun cevabını kendim de veremezdim. Ki bunu dahil de çalıştığım dönemlerde dahil. Şimdi romatizma dediğimiz zaman esasında tek bir hastalık değil birçok hastalık romatizma bilim dalına giriyor. Bunların içerisinde çok sık bulunan bir hastalık olan kireçlemeden tutun da omurga romatizması, lupus, romatoid artrit, akneniz ateşi, Behçet hastalığı, diğer damar iltihaplanmaları hepsi bu başlık altında. Özetle vücudun kendi dokusuna karşı tahrip etmiş olduğu bir hastalık grubu. Bunlar içerisinde eklem problemler daha ön planda gibi gözüküyor ama eklemin haricinde göz ile başlayan, akciğer tutarak başlayan, hiç fark etmeden böbreğe tutan, bazen tekrar ateşlerle beraber giden romatizma çeşitleri de var. Ama genel bir çerçeve çizecek olursak, vücudun savunma hücreleriyle alakalı ya savunma hücrelerinin fazla çalışması veya yolunu şaşırmasıyla kendi dokusuna tahrip ettiği bir grup hastalık. Hocam şimdi yağmurlar da artık geliyor. Yavaş yavaş da kış mevsimini yaşıyoruz. Böyle birçoğumuzun da eklemlerinde, Eşref Bey sizin de var mıdır bilmiyorum, böyle yağmur öncesi eklemlerde ağrılar. Bu romatizma hastalığına sahip olduğumuzu gösterir Hayır. mi? Hayır. Olduğumuzu veya olacağımızı göstermez. Sadece bir hassasiyet olduğunu gösterir. Kim insanlar nemden rahatsız olur, kimisi nemden daha rahat hisseder. Kuru havadan rahatsız olur. Yani hassasiyetle hastalık arasında ayrımı iyi yapmamız lazım. Hastalık dediğimiz zaman vücuda zarar verme potansiyeli olan bir gurçeden bahsediyoruz, bir olaydan bahsederiz. Sizin bu bahsetmiş olduğunuz eklemlerin sızlaması, yağmurda sızlaması. Yağmur öncesi sızlaması. Yani biraz daha böyle kötü hissetmesi, yağmur yağında rahatlaması sadece bir hassasiyet. O kişinin daha hassas olduğunu gösterir. Hepsi o kadar. Endişeye kapılmayın efendim. Eğer yağmur öncesi herhangi bir sorun yaşıyorsanız eklemlerinizle ilgili bu romatizma hastası olduğunuz anlamına gelmiyor. Hocam söyledi. Vallahi burada konunun uzmanı kendisi. Benim şimdi, hanım zaten diyor ki hava nasıl bugün? Şöyle yapıyorum. Vallahi iyi güneşli diyorum. Hassasiyet var o zaman. Hassasiyet var tabii. Yani peki daha ileriye gidebilir mi bu hassasiyet? Hayır. Şimdi bu hassasiyet böyle devam eder. Bu bünyesel yatkınlıktır. Yani barometrik değişiklikleri kişinin hissetmesidir. Bunun öte bir anlamı yoktur. Peki bunun. Yakınmaları nedir romatizma hastalıklarının? Yani şimdi yakınma... Çeşidi çok olduğu için değil mi yakınmalarda çok olduğu için fark? Aklınıza gelebilecek bir çok sebepten dolayı bir romatizmadan şüphe edilebilir. Mesela saç dökülmesi. Ama şimdi hemen şu yanlış anlaşılma olmasın. Her saç dökülmesi romatizma değildir şeklinde romatizmanın şeklinde bir yanlışlık yapmayalım. Saç dökülmesi çoğu zaman farklı nedenlerden olur. Stresten olur, işte efendim cilt hastalıklarından olur, vitamin eksikliğinden olur, bazen demir eksikliğinden olabilir gibi. Ama bunun harici saç dökülmesi bazen romatizmadan da olabilir. Saçlar tamamıyla dökülebilir veyahut da parça parça dökülebilir. Veyahut da gözdeki iltihaplanmalar, göz kuruluğu. Efendim gözde bizim işte göz arkası damarların tutulması, göz çevresine saran damarların iltihaplanması, ani görme problemleri, işte kulakların kızarması, işitme kayıpları, ağız kuruluğu, ağız içerisinde yaralar, burun içerisinde yaralar, bazen çok uzun süren tedavi dirençli sinüzitler, biraz daha aşağı inecek olsak nerf besi büyümeleri, ateş yükseklikleri, nefes darlığı, ay, işte efendim çok kalp tutulumları, çarpıntılar, karın ağrısı, bağırsak yani bağırsak kalitesinde değişmeler. İshaller aşağı doğru devam edecek olsa tabii ki eklem ağrıları, bel ağrısı, sırt ağrısı, omuz ağrısı vesaire. Ve kan tablosu değişiklikleri, karaciğer testi bozuklukları, böbrek testi bozuklukları hepsi farklı romatizmaların bir işareti olabilir. Fakat romatizma dediği zaman bunların hepsini aynı kişide görmüyoruz. Yani her bir yakınma ayrı ayrı ben romatizma hastalığına yakalandım şüphesine kapılmasın hastalar değil mi? Kesinlikle kapılmasın. Burada şöyle bir şey var. Şimdi bu sefer her hasta romatoloji kliniklerine başvurmaya kalkar. Her boğaz ağrı insan romatoloji gelmesinin hiçbir manası yok. Ama bir boğaz ağrısı,
39-40 derece ateş. Hı hı. Antibiyotik alıyor veyahut da doktora gidiyor, bir sebebi bulunamıyor. İşte bir hafta geçti, 10 gün geçti, 15 gün geçti, herhangi bir sebebi bulunabiliyor. Örnek verecek olsak stil hastalığı olabilir gibi. Yani şimdi boğazı ağrıyan insan, işte efendim saçı dökülen insan, ağzına bir tane af çıkan insan romatoloji kliniklere boş yere gelmesin. Onun yine gideceği yer birinci basamaktır. Birinci basamak tedavi olmazsa arkadaşlar zaten bize yönlendiriyorlar. Yani üçüncü basamaklar üniversite romatoloji kliniklerine zaten yönlendiriyorlar. Fakat siz şeye sordunuz bana, yani romatizma ne tür şikayetler yapar? Potansiyel olarak bunların hepsini yapabilir. Hepsini yapabilir. Hepsini yapabilir. Ama burada şunu da yine bir açıklamada bulunayım. Romatizma hastası olduğunda tepeden tırnağa hasta olacağı anlamına gelmesin. Bazı hastalıklar akciğer tutulumuyla gider. Bazısı tekrarlayan karın ağrısı da gider hocam gibi. Hocam o zaman hani bu yakınmaları sıraladınız ya, teşhisi... Teşhis konulması zor bir hastalık gibi geldi bana. Şimdi bazı zamanlar eşimle geçenle konuştuk. Yani bazı zaman teşhisi hasta ağzını açtığı zaman koyarsınız. Anlayabiliyor. Bazı zaman hastanın yürüyüşüne bakarak teşhisi koyarsınız. Bazı zamanlarda ise uzun araştırmalardan sonra teşhis koyarsınız. Yani hastalığın cinsine ve hastanın evresine göre değişir. Hı hı. Mesela bir omurga romatizması. Teşhis koymak yani yılları alabilir. Bazen 5 bazen 10 sene kadar teşhise gecikme olabilir. Çünkü sinsi bir hastalıktır, fark edilmeyebilir. Fakat hasta artık karşısına öyle bir tabloda gelir ki kamburu çıkmıştır. Yürüyüşüne siz 300 metreden 500 metreden yürürken bu adam ankilozan spondit diyebilirsiniz. O yüzden teşhisi zor mu? Bazı kişilerde zor, bazısında çok kolay. Peki sohbet etmeye devam edeceğiz. Eklem romatizmasını ve genel olarak romatizmayı konuşuyoruz değerli hocamızla birlikte. Bir yandan da Şef Armağan bizim stüdyo konuğumuz. Biraz sonra onunla beraber eserini yapmaya başlayacak. Ben de yardımcı olacağım. Aslında sohbet etmek de istiyorum kendisiyle ama biliyorsunuz ki biz hafta içi her sabah sizleri stüdyomuzdan çıkarıyoruz. Farklı bir bölgeye götürüyoruz. Farklı bir şehre götürüyoruz ve orada karşımızda Ayşe oluyor. Ve merak ediyoruz aslında Ayşe bugün nerede acaba? Ekibimize de tabii ki kolaylıklar diliyoruz. Selam da gönderiyoruz buradan İzmir'den bizi izleyen tüm konuklarımıza. Bağlantımız hazır olduğunda da biz Ayşe'ye merhaba demiş olacağız. Biraz sonra sanırım bağlantımız hazır olacak. Öncesinde o zaman Eşref Bey sizinle sohbet etmeye başlayalım. Şimdi Eşref Armağan efendim bütün dünyada aslında ismi bilinen, tanınan bir isim ve kendisiyle ilgili araştırmalar yapılıyor. Amerika'da çok fazlaca araştırmalar yapılmış sizin üzerinizde. Doğuştan görme yetiniz yok öyle değil mi Eşref? Anadan doğma evet. Ana rahminden. Peki çok enteresan geliyor mu insanlara sizin resim yapıyor oluşunuz? Vallahi olamaz böyle bir şey diye inanamayanlar çok yani. Çünkü çok ama bu yapılmayacak bir şey değil. Kişinin biraz isteği lazım. Yani ben anadan doğma görme engelliyim ve geriye dönüşüm yok. Geriye dönüşüm yoksa ben yaşamaya devam edeceğim ve aynı şekilde öleceğim. Neden ben o zaman yaşadığım dünyayı gören insanlar her şeyi güzel görüyor, güzellikleri görüyor da ben neden görmeyeyim? Ama görme imkanım yok. Nasıl göreceğim? Demek ki göz yoksa başka bir imkan var. İnsan beynini çalıştırırsa, bir de yaşadığı dünyayı hiç görmeyen biri ise görmek istiyorsa, dokunma gücünü kullanarak her şeyi yapabilir. Ben öyle yaptım. Yılmadım, usanmadım, inatçılık yaptım biraz. Tonlarca karton harcadım. Çivilerle kartonlara çizdim. Çivilerle kartonlara tabii, çizdiniz. Tabii tabii. Önce öyle başladım. Kuru boyayla yani başladım. Yani kendinize bir kalıp mı oluşturdunuz? Şimdi yumuşak gazetelerin üzerine kağıt koyup, karton koyup çivilerle ellerime iki avucumun içine sığabilen cisimleri inceleyerek aynısını çizmeye çalıştım. Kaç yaşındaydınız o zaman? 6-7 yaşında başladım işte. Ama enteresan bir şey var. Ben 3-4 yaşlarındayım. Belki biraz daha fazla tam hatırlayamıyorum ama evde annem işte babama önüne bak demiyor. Babam da anneme söylemiyor. Dışarıda kimse kimseye dikkat et falan demiyor. Allah neden Allah. Size bana söylüyorlar, benim koluma yapışıyorlar falan. Ya bu nedir ki? Neden bu fark?
Babama sorduğum zaman ben görmediğimi anladım. Anlattı bana. Ondan sonra kendimi bu yaşama kendimi nasıl adekte edebilirim? Nasıl her şeyi anlayabilirim? Neler yapabilirim? Bir kere kafanızdan o görmezliği kesinlikle sileceksiniz. Çünkü o takıldıkça kafaya hiçbir şey yapamaz. Daha da geri götürür sizi. Hiçbir şey yapamaz o kişi. Devamlı onu düşünür çünkü. Bir kere sen böylesin, geriye dönüşün var mı? Yok. Yok. Ya senin geriye dönüşün yoksa neden kendini düşünüyorsun o zaman? Niye üzüyorsun kendini? Neden kendini mahvediyorsun? Gerek yok ki çünkü geriye dönüş yok. Peki, İmkan yok yani. Bir virgül yani. Koyalım mı? Evet. Eşref Bey bir virgül koyalım. Devam edeceğiz sohbetimize. Hakikaten programın başından biliyorum çok fazla söyledim ama birçok insana örnek olabilecek bir hayat öyküsü ve biz bunu sizinle paylaşacağız. Ama öncesinde biraz evvel de söylediğim gibi bağlantımız var. Sizi stüdyomuzdan çıkaracağız. Acaba nereye gideceğiz? Ayşe bugün nereden selamlayacak bizi? Çok merak ediyoruz. Ekibimize tekrar merhaba diyoruz. Selam söyleyelim tekrar ekibimize. Herkese. Duyuyor mu beni Ayşe? Şahla duyuyorum. Şahla biz bugün İzmir merkezdeyiz. Alsancak'tayız. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden günaydın diyoruz. Birazdan bu cadde üzerinde tarihi bir boyoz fırınına konuk olacağız. Boyoz nedir? Tarihçesi nedir? Nasıl yapılıyor? Boyoza dair her şeyi konuşacağız. Birazdan tekrar sizinleyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Boyozla ilgili merak ettiğimiz şeyleri soracağız sana da. Çok teşekkür ediyoruz. Gidelim o zaman biz de şimdi hemen mutfağımıza gidelim. Bakalım Atilla neler yapmış. Şöyle bir dönüp bakayım en azından. Evet. Keki sanırım fırına sürmek evet, üzere. Evet, hoş bir görüntüsü var. Piştikten sonra tamamen kabaracak. Bir an önce çıkartmak istiyorum. Çok tamam. Lezzetli bir şey. Bir an önce o zaman fırına sürelim. Bu lezzeti siz de tatmak istiyorsanız birazdan biz malzeme listesini tekrar izleyicilerimizle sizlerle paylaşacağız. Ama bir yandan da virgül koymuştuk. Eşref Bey'le sohbetimize de devam edelim. Buyurun Eşref Bey. Peki sohbet ederken resim çizmeye de devam edebiliyor muyuz? Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi devamlı yaptığım bir şeyse çizerken konuşma yapabilirim. Ama yeni bir şey elime, hiç ellemediğim bir şeyi elime verirseniz onu beynime algılamam için bir konsantre gerekiyor. O zaman şöyle yapalım mı Eşref Bey? Şimdi biz sizinle ilgili tanıtımlarda hep şunu mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. Dünyada resim yapabilen görme engelli ressamlarımız bakın var şu, tabii ki. Şunu... Ama bir farkla. Perspektifi, gölgeyi ve ışık oyunlarını kullanabilen tek ressam. Bunu da gururla söyleyebiliyoruz değil mi Eşref Bey? Evet ve hiçbir resim dersi almadan yaptığım için çok önemli görüyorlar. Ya ben resim dersi almadım ki, herhangi bir eğitim görmedim ki. Hı hı. Bütün teknikleri kendim buldum, yaptım. Hatta bu teknikler üzerine New York'ta bir kitap basıldı benim ismime. Harika. Eşref Armağan Teknikleri diye. Bu da bütün dünya görme engellilerine eğer Türkiye'de Türkçesine ya da Braille yazı, kabartma yazıya çevirtebilirsek... kitabı görme engellilere çok çok faydalı olacağına inanıyorum. Evet. Eşref Bey şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi siz dokunarak, hissederek evet. çiziyorsunuz her şeyi. Stüdyomuzdan herhangi bir objeyi getirsem size. Tamam. Program içerisinde onu resmedebilir miyiz? O daha güzel olur. Derler ki hani orada elledi, nasıl peki. başardı? Bu o daha zaman bir ilgi şöyle çekebilir. Yapalım. Şurada bizim çok güzel bir çanımız var. Kuşlu muşlu görüyorsunuz. Bunu ben Eşref Hocama hemen teslim edeyim. Bir kavrama süreci sanırım lazım. Bunu size vereyim. Üzerinde kuş olan bir çam Eşref Bey bu. Siz onu resmederken, algılarken biz de hocamla sohbet etmeye devam edelim. İzninizle romatizma üzerine sohbet ediyoruz. Şimdi teşhisi zor bir hastalık ama uzmanına başvurulduğunda teşhis edilebilir bir hastalık. Peki bu hastalık genelde yaşlı hastalığı olarak biliniyor. Doğru mudur? Belli bir yaş aralığı var mıdır? Yani her romatizmanın bir yaşı var öyle söyleyeyim. Yoksa romatizma sadece yaşlarda görülmez. Genç bayanlarda görülen romatizma çeşitleri var. Çocukta görülen romatizma çeşitleri var. İleride yaşta görülen romatizma çeşitleri var. Ya örnek verecek olursak işte efendim Akdeniz ateşi. Ve Henoşönlen demiş olduğumuz damar iltihabı çocukluk çağında gözükür. Efendim Kawasaki denilen damar iltihabını erişkinde hiç görmüyoruz. Ama bunun harici mesela dev hücreli arterit demiş olduğumuz saçlı derede
hassasiyetle giden ve görme kaybı yapma potansiyeli olan romatizmayı da ileri yaşta görüyoruz gibi. O yüzden romatizmanın yaşı var mı? Var tabii ki. Fakat her romatizmanın belli yaş grubunda daha sık göründüğünü pekala biliyoruz. Peki genetik geçiş söz konusu mu? Yani genetik geçiş derken yine romatizmanın cinsine göre. Şimdi ben hemen şunu söyleyeyim. Romatizma tek bir hastalık değil. Evet. Yani romatizmada genetik geçen, otozoma resesif geçen, daha doğrusu kuvvetli genetik geçen hastalıklar var. Akdeniz ateşi bunun bir örneği. Ama kompleks genetik geçen hastalıklar daha ağırlıkta. Ya daha sık görülüyor. Kireçleme romatizmasının genetik geçişi iyi bilinir. Ankilozan spondin iyi bilinir. Gutun belli bir miktar genetik geçişi vardır. Ama romatoid artrit, lupus gibi hastalıklarda birçok genle beraber geçer. Bunun anlamı şu. Ailede birinci derece akrabalarında bir benzer bir romatizma varsa o bireyde görülme ihtimal biraz daha fazladır. Hepsi o kadar. Ama görülme sıklığına baktığımız zaman anadan çocuğa, anadan kıza, babadan oğula geçecek diye bir şart katiyette söz konusu değil. Risk artışı vardır ama bazı hastalıklarda geçiş biraz daha fazla görülür. Şimdi romatizma hastalıklarında genellikle bilinen bir şey var. Kaplıcaların romatizma hastalığına iyi geldiği düşünülüyor. Doğru mudur hocam? Hayır. Hayır. Önce hayır cevabını kesin vereyim de ondan sonra kaplıcanın niçin faydalı olduğunu söyleyeyim size. Romatizma zannedilen şikayetlerin birçoğu zaten romatizma değil. Omuz boyun ağrıları, halk arasında kulunç olarak bilinir, kaslarda kasılmalar olur. Ve kişi kendisini romatizma hastası olduğunu düşünür. Romatizmalar arasında da en sık yani çok açık ara en sık romatizma çeşidi de osteoartrittir. Yani artroz. Yani eklem kıkırdağın dejenere olması, kıkırdağın bir nevi incelmesi, komşu kemiklerin sivrileşmesi ve kişinin daha ziyade kullanılan eklemde ağrı yaşaması. Bu iltihabın çok geri planda olduğu, kanı hemen iltihabın hemen hemen hiçbir zaman çıkmadığı bir romatizma çeşididir. Yaş 50 yaşmışı geçtikten sonra 2-3 kişinin birisine görülür. 70 yaşında bulunan insanların yaklaşık %70'inde görülür. Çok sık bir romatizmadır. Romatizma zannedilen kulunç gibi ağrıları olan kişiler veya bu bahsetmiş olduğum sık romatizmadan muzdarip kişiler kaplıcaya gidince fayda görebilir. Fakat kaplıca romatizmaya iyi gelmez. Eğer mesele biraz karıştırdık herhalde. Mesele iltihaplı bir romatizma ise o zaman kaplıcayı suyun sıcak ortamı romatizmayı daha da kötüleştirir. Yani daha da kötü kesinlikle. Bak, yani neticeler elde edebiliriz. Elde edilebilir. Bu risk var. Yalnız tekrar ediyorum. Romatizma belirtilerinin çoğu kaplıcadan fayda görebilir. Fakat romatizma belirtilerinin çoğu romatizma değildir. Bunu iyi anlamamız lazım. Peki o zaman demek ki romatizma ile ilgili sorun olan kişiler eğer kaplıcaya gideceklerse mutlaka öncesinde hekime gidip iltihaplı romatizma olup olmadığından bir emin olmaları icap eder. Dolayısıyla yani romatizma önce var mı buna karar verilecek, kaplıcaya ondan sonra karar verilecek. Şimdi biz burada tabii sohbet ederken, hocamla romatizma üzerine sohbet ederken bir yandan da Eşref Armağan çizimini tamamladı mı? Tamamladı. Tamamladı, hakikaten tamamladı. Ben bilmiyorum, paylaşmak istiyorum sizinle bu resmi. Bakınız birkaç dakika içerisinde hissederek algıladığı parmakları, ben çanı da alayım şöyle, Eşref Bey hemen onu da alayım. Şöyle algıladığı paylaşmak istiyorum. Yani ben gören insanların bile bu şekilde çizim yapabileceğini düşünemiyorum. Müthiş bir şey. Yüreğinize sağlık, ellerinize sağlık. Sağ olun, ne diyeyim? Bakar mısınız? Yani hakikaten bunun kıymetini bilmek, sizi daha çok insanlara tanıtmak ve hakikaten insanlara umut ışığı olmanızı sağlamamız gerekiyor. Bugün İnşallah. Bizim programımızda sizi ağırladığımız için de biz çok mutluyuz. İyi ki geldiniz. Hakikaten ne kadar güzel oldu sizin gelişiniz, bunları paylaşıyor olmamız. Resim yapmaya devam edeceğiz. Sizin hayatınızla ilgili sohbet etmeye de devam edeceğiz. Ama Büyükşehir Belediyesi meslek edinme kurslarımızdan gelen konuklarımız var. Onlarla da sohbet etmek istiyorum. Hemen öncesinde notlarımı tabii alayım yanıma. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ne düşünüyorsunuz Eşref Hocam hakkında? Ya inanılmaz, gerçekten de müthiş, şok oldum. Yani böyle kaldım diyebilirim. Peki mesela sizin kurslarınıza başvuran oluyor mu görme engelli insanlar? Hani yapabilir miyim diyen, farklı branşlar da olabilir hocam. Evet. Siz çünkü biliyorum ki uzun zamandır kursta görevlisiniz. Yani görme engelli maalesef bizim hani yok ama Büyükşehir'in engelliler için olan yerleri var ve orada onlar kurs görüyorlar.
Hani bizde hiç öyle bir talep de olmadı açık. Aslında ülkemize baktığımız zaman 1,5 milyondan fazla engellimiz var. Sadece görme engelli değil, herhangi bir engele sahip olan insanlar var. Belki de o insanlar hep kendilerini eve hapsediyorlar, yapamam diyorlar. Aslında bir adım atsalar kesinlikle. Neler neler yapabilirler. Eşref Bey bunlardan birisi, bunlara çok büyük bir örnek. Takı tasarımını konuşuyoruz. Birbirinden güzel takılarımız var. Ve bugün hangi örneği paylaşacağız Ferhan Hocam? Bugün Şahla Hanım şöyle bir bileklik yapacağız. Yapıyoruz daha doğrusu. Nedir bu bilekliğin özelliği? Boncukların özelliği var. Hepsi tamamen Japon kum boncuğuyla örüldü. Şablon üzerinden çalışılıyor. Ayrıca da elde dokuma tekniği, yani düz dikiş tekniği dediğimiz bir teknikle örülüyor. Bu Miyoki boncukları mı? Evet, Miyoki boncukları. Bu aynı deseni, aynı zamanda da dokuma tezgahlarımız var bizim. Onunla da yapabiliriz. Ama kenarlarının temiz çıkmasını istediğim için ben elde çalıştım. Şöyle, çok güzel bir aksesuarla da bunu tamamlamışsınız. Biz genelde hanımlar takılarımızı takarken çok zorlanırız bazı takılarda, ama bunda öyle bir sorun yok. Mıknatıslı olduğu için hemen bileğinize takı veriyorsunuz. Bu şekilde güzel bir takı olmuş oluyor. Biraz etnik, otantik. Aynen, evet. Etnik. Ki bu günlerde çok moda. Evet, çok moda. Bunun tekniğini paylaşalım o zaman. Tamam. Nasıl yapıldığını. Siz onu paylaşırken ben biraz Nurhan Hanım'la da sohbet etmek istiyorum. Ne kadar zamandır bu kurstasınız Nurhan Hanım? 8 senedir kursuma gidiyorum. 8 yıldır. Artık bayağı bir öğretmen statüsüne gelmiş misiniz acaba? Vallahi hocalarımızın önüne geçemiyoruz onlar. Bizim her zaman öğretmenlerimiz. Severek gidiyoruz. Öğretmenimizi sevmemiz zaten bu işin en başta geleni. Sağ olsun. Zaten sevmek tutku, yani anlatılacak başka bir şey yok. Bunu zorlukları var mı peki takı tasarımının? Şimdi zorlukları? İlk başladığımızda biraz zorluk tabii ki oluyor. Hiç bilmediğiniz bir şey, teknikler, bir sürü teknik öğreniyorsunuz. Onları yaparken de tabii sağ olsun hocamız da eşliğinde bu işi en kolay şekilde öğreniyoruz. Sizin önünüzde de bir örnek var. Marilyn Monroe sanırım, değil mi o? Evet. Bu ne olacak? Bileklik mi olacak, kolye Hayır, mi? Hayır, kolye olacak. Şurada örnekleri de var masamızda. Hemen izninizle onları da paylaşmak istiyorum. Farklı tasarımlar var. Bunları bu şekilde tasarlamak sizin fikriniz mi, yoksa zaten bu tip çalışmalar yapılıyor mu? O bizim internetten bulduğumuz bir desendi. Biz onu kolye haline getirdik o deseni. Renkler ve tamamen kolyenin tasarımı bize ait. Peki bir şey soracağım. Mesela ben fotoğrafımı versem size, diyelim ki kişi kendi fotoğrafını kendisini istiyorsanız tabii yapabiliyorsunuz. O şekilde yapılabilir. Fakat bunların programları var. Program elimizde bulunduğu zaman yapabiliyoruz. Şöyle. İstediğiniz fotoğrafı aynı istediğiniz renklerde, rengini de kendiniz belirleyebiliyorsunuz. O programı yüklediğiniz zaman otomatik size karelemesini veriyor. Aa, müthiş, böyle bir kolaylık, pratiklik var. Evet. Siz de o boncukları rengine göre, rengine o şifreye göre. Evet, şifreye göre uyguluyoruz. Hocam çok kolaymış. Yani çok kolaymış, pratikte kolay. Acaba teoride kolay, pratikte nasıl acaba? Pratikte de kolay, çok zor bir teknik değil. Hani biraz boncuklar minik olduğu için insanların gözü korkuyor ama boncuk bu... Özellikle de Japon kum boncuğuyla çalışmak çok daha kolay. Neden? Sadece Japonya'da çıkan bir boncuk sanırım. Değil mi? Sadece Japonya'dan Türkiye'ye geliyor. Bu boncukların her biri aynı eşit oranda, büyüklükte ve delikleri de büyük. Yani görüntüsüne göre diyelim. Peki bu boncuklar boyanıyor değil mi? Bunlar renkli olarak çıkmıyor değil mi? Boyanıyor. Yok, bu şekilde geliyor. Size boyanmış. Böyle geliyor ama çıkış noktasında tabii boyanarak geliyor. Yani çok fazla renk seçeneği var. O yüzden yüz çalışmalarında çok güzel yapabiliyorsunuz. Gölgelendirme yapabiliyorsunuz. Evet, gölgesini falan çok güzel oturtabiliyorsunuz. Aslında Eşref Bey'e sormak lazım. Biraz üzerinde durursa sanırım bu tip sanatla da ilgilenebilirsiniz değil mi? Bu tip sanatlarla Eşref Bey. Evet. Yani biraz olsa şimdi bu çocukların şeyleri vardır. Böyle renkli ne diyorlar, hamur gibi, renkli hamurdan yapıyorlar ya şekiller. Evet, oyun çocuklar. Hamurları. O elime gelse şu kuşun aynısını yaparım. Yani anında. Bir heykeltıraş gibi onu yapabilirsiniz. Yaparım, evet. Çok enteresan hakikaten. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Burada aslında yapılan birçok ürün var. Bunların her birisinin nasıl yapıldığını tabii ki paylaşamayabiliriz ama bir farkındalık oluştursun diye her sabah bunu söylüyoruz. Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarımızdan gelen konuklarımızı ağırlıyoruz ve 30'dan fazla branşın olduğunu hep söylüyoruz. Sizler de bu kurslara başvurabilirsiniz. Evde oturmayın hanımlar.
fazla vaktiniz varsa ya da fazla vakti aslında sizin de yaratmanız gerekiyor. İşlerinizi çabucak bitirin, kurslara hep beraber bu sanatları öğrenmiş olalım. Peki sohbet etmeye devam edelim. Eşref Bey'in eserlerini bir sergi halinde biz bir yerlerde bulabilir miyiz, görebilir miyiz, onu da sormak istiyorum. Şu anda yakın bir zamanda herhangi bir talep, bir sergim yok. Hı hı. Çoğunlukla üniversite ve şirketlerden konuşma, seminer gibi şirketin çalışan elemanlarına bir motivasyon, bir moral verme açısından çok hoşlarına da gidiyor. O tip şeylerle uğraşıyorum. Ama resimlerimi göstermek isterseniz burada çok eserlerimden isterim. Oluşan çok bir isterim. Kitap getirdim. O kitabı alayım ben hemen. Size. İzleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Efendim Eşref Armağan Görmediklerim kitabını şöyle paylaşalım. Hemen içerisindeki eserleri de her eserin size ait olduğunu söyleyelim, paylaşalım. Her resmi lap diye gösterme kameraya. Yani şöyle paylaşayım. Yazıları değil de eserleri göstermek istedim. Şöyle hemen hızlı hızlı paylaşayım. Yani gören bir insanın bile çizmesi zor olan birçok eseri burada görebiliyoruz. Şöyle renklerin geçişlerine, perspektifine dikkat ederseniz hakikaten müthiş eserler. Ellerinize, kollarınıza sağlık. İnşallah en yakın zamanda sergi halinde de biz sanatseverlerle buluşturmuş oluruz sizi. İnşallah. Bakın şimdi ben şurada bir şey yaptım. Resimde de bir şey yaptım esasında. Evet. Mesela bu resimde herhangi bir hata var mı? Resimde doğru söylemeniz herhangi lazım. Bir hata, tek bir şey var Eşref Bey. Evet. Çanın üzerindeki bu altındaki desenleri tek sıra yapmışsınız. Orada iki sıra. Onlara o kadar. Dikkat etmedim. O kadar. Onun zaman dışında bak. Herhangi bir şey yok. Yok, bak var burada. Var mı? Bak şu şurası var ya. Evet. Burası böyle olacak. Daha oval olacak öyle mi? Şu ucu simetriklikten kaçtı. Şimdi simetrik oldu. Evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi bir eserin tamamlanması birkaç gün alabiliyor öyle değil mi? Tabii. Dolayısıyla yani resmine göre değişiyor. O eseri aklınızda da tutmanız gerekiyor yaptığınız. Tabii şimdi mesela benim çocukluğumda Hacivat Karagöz vardı. Onu böyle deriden yapıyorlar. Ben 7-8 yaşında onu inceledim. 60 senede geçse fark etmiyor. O şekil beynimde. Sözel hafızam. Yani bu bilim adamlarının baktıktan sonra söyledikleri cihazlarda sözel hafızam tamamen çizgi şekillerle dolu. Yani hiçbir zaman şimdi şu şekli bana 50 sene sonra söyleseniz bunu aynısını yine buraya çizerim. Muhteşem. Hiç ellemeden. Bakın bir de şunu söyleyelim, gösterelim. Mesela siz bana deyin ki şu rengi göster kalemlerde. Tamam, biz kalemleri öncesinden tabii sıraladık renklerine göre. Şimdi evet. O zaman sarı rengi verirseniz. Şimdi şu siyah, şu sarı. Sarı, evet. Hiç hata olmaz. Şey. Yeter ki benden habersiz şunları kimse değiştirmesin. Şimdi programa başlamadan önce Eşref Bey dedim ki Eşref Bey çok şıksınız dedim. Hakikaten öyle çok şık, çok hakikaten yakıştırmış giydiği kıyafetler çok güzel. Hatta çok karizmasınız öyle söyleyeyim. Allah ben şimdi dört köşe oldum. Kıyafetlerinizi kendiniz mi seçiyorsunuz dedim, yoksa birisi size destek oluyor mu, yardımcı oluyor mu diye sordum. Sizin cevabınız? Valla ben bunu gardıroba sıralarken bunun gömleğini, kravatını, işte takım olarak ayakkabısına kadar hepsi bir durur. Yani o kişilere gösterip de bu ne renk ceket, bu ne renk falan değil. Hepsi böyle ayrı ayrı durur. Ben istediğim şeyi alıp giyiyorum. Renklerine göre de dizdim zaten. Sıraya göre biliyorum hangi sırada ne renk takım var. Ona göre giyiyorum. Müthiş. Peki sohbet etmeye devam edeceğiz. Bir yandan da Profesör Doktor Mehmet Akif Öztürk bizimle birlikte romatizma hastalıklarını konuşuyoruz. Mevsimine göre peki bu hastalığın belirtileri ve yakınmaları artar veya azalır mı? Kış aylarında özellikle. Yani klinik uygulamamızda zaman zaman hastalardan bu şikayetleri söylüyoruz. Fakat bilimsel bir şey yok. Yani şu mevsimde şu hastalıklar hortlar şeklinde bana bir işte hocam hangi hastalıklar hangi mevsimde görüyor sorarsanız bunun cevabını hiç kimse veremez size.
Peki. Sohbet etmeye devam edelim. Tabii romatizma hastalığı ile ilgili merak ettiğim bir diğer şey fazla kilonun bu hastalığı nasıl etkilediği veya yani bu hastalığa sebep olabilir mi fazla kilo? Yani fazla kilo birçok sağlık problemine yol açar. Bunun içerisinde romatizma var mı diye sorarsanız artroz için yani bahsetmiş olduğum şu kireçleme romatizması diye bilinen romatizma için bir risk faktörüdür. Özellikle dizler için. Onun haricinde indirekt yollarla gut hastalığı için bir risk faktörü olabilir. Çünkü gut hastalığı ürik asit yüksekliği ile seyreder. Kilo fazlası ürik asiti yükseltir. Dolayısıyla kilo fazlası gut hastalığı için bir risk faktörü kabul edebilir. Ama onun haricinde diğer romatizmalarla birebir bir ilişkisini kurmanın obez açısından yani çok mümkün değildir. Ama obezinin yaratmış olduğu birçok sağlık problemi sırasında romatizma olmayı versin. Yani bir o kadar çok sağlık problemi var ki obezitede. O yüzden yani bunun içerisine romatizmayı sokmak bence çok şartlı değil. Peki hocam, sohbet etmeye devam edeceğiz. Biz tabii hastalıklarımızı ihmal eden de bir toplumuz, bir halkız. Bazen göz ardı edebiliyoruz rahatsızlıklarımızı. Romatizmayı özellikle göz ardı edersek neler olur bunu soracağım ama öncesinde İzmir'e sözü bırakmamız gerekiyor. Ayşe bizi bekliyor. Orada da konukları olacak. Bizimle sohbet edecek, paylaşacak bizimle. Boyozu konuşacaklar aslında. Yapım aşamalarını paylaşacaklar. Çok da güzel görüntüler var ama bizim fırınımızda da kekimiz pişiyor bu arada. Kekin de kokuları geliyor ama siz hissetmiyorsunuz tabii ki. Ayşe, sana bırakalım sözü. Şahla biz Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan tarihi bir fırının içerisindeyiz şu anda. Burası 30 yıllık bir fırın. Sabahın erken saatlerinde kapılarını açıyor ve burada inanılmaz bir yoğunluk var. Burada erken saatlerden itibaren mis gibi boyozlar çıktı fırından. İnanılmaz kokular yükseliyor. Ben hemen size sorayım. Burada kaç çeşit boyoz yapılıyor? Çeşit boyoz var efendim. 13 çeşit. Evet. En çok hangisi tercih ediliyor? Yani doğal olarak sahada gidiyor en çok. Evet. Çeşitlerden patlıcan, pırasalı onlar çok güzel. Onlar da gidiyor. Evet. Yani hepsi gidiyor. Evet. Size hemen sormak istiyorum. Kahvaltıda neden boyozu tercih ettiniz? İzmir'de bir gelenek boyoz. Biz gevrek, boyoz, peynir, çay standart dışarıda kahvaltı yaptığımız zaman bu şekilde kahvaltıyı tercih ediyoruz eşimle beraber. Evet, afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle hemen fırının sahibi Berin Akar Hanım'a doğru ilerliyoruz. Berin Hanım'la boyoza dair her şeyi konuşacağız. Berin Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Siz de fırınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Berin Hanım, bu geleneksel tadın 500 yıllık bir tarihi var. Bize biraz özetleyebilir misiniz? Mutlulukla. Sefaratların İspanya'dan İzmir'e göç etmiş olan Musevilerin aslında İzmir mutfağına, İzmirlilere çok büyük armağandır. Çok güzel bir unlu mamulüdür boyoz. 1930-1940'lı yıllarda da artık ev mutfağından çıkıp yavaş yavaş ticari anlamda üretime başlamıştır. 1940'lı yılların sonuna geldiğimizde de şu anki şeklini almıştır bu haliyle. Sokaklarda, satıcılarda üretmeye başlanmıştır. Siz ne zaman başladınız bu işe? Burası 33 yıllık bir fırın. Rahmetli babam Mustafa Akar'ın bana kültürel en kıymetli mirasıdır. 2 yıldır ben sahip çıkıyorum babamın mirasına. Ben işletiyorum 33 yıldır. Aynı adresteyiz, aynı isimleyiz, aynı ailenin işletmesi olarak devam ediyor fırınımız. Evet. Şimdi biz hijyen nedeniyle imalathaneye giremedik ama siz biraz boyoz nedir bilmeyen izleyicilerimiz için nasıl yapılır, aşamaları nelerdir biraz özetleyebilir misiniz? Boyoz aslında baktığınız zaman tezgahta 50 gramlık minicik bir hamur işidir ama onun açkısına başladığınız zaman saatlerinizi alan ve çok ince ustalık isteyen bir üründür. Un, su, tuz karılır. Arkasından çok özel bir yağımız vardır. Tahinle, çifte karmış tahinle işlediğimiz. O tahin üzerine sürülerek yavaş yavaş açkısı başlar. Açkının en önemli özelliği de 500-550 gramlık hamurun yaklaşık havada çevirerek 2-2,5 metre çapında bir incecik bir hamura ulaşmasıdır. Havada çevrilmesi de çok ilginç değil mi? Nasıl oluyor o? Evet, önce biraz merdane ile açkısı yapılıyor tezgahın üzerinde, sonra usta hamuru alıp havada çevirerek tekrar mermerimizin üzerine bırakıyor. Bu tur böyle 5-6 kere devam ettikten sonra yaklaşık 2-2,5 metre çapında bir hamur elde etmiş oluyoruz. İşte o hamurun katlanarak rulo haline getirilmesi ve boyozun kesilmesinden sonra şu an yerken hissettiğiniz o ince pul açkı hamur
bu şekliyle oluşmuş oluyor. Biz bugün çok erken saatte geldik buraya, sistemimizi kurduk, şahit olduk. Aşırı bir ilgi var, hani kuyruk oluştu, tepsi tepsi boyozlar çıktı. Bunun sebebi nedir? Sizin lezzetinizdeki püf noktası nedir? Ben ata reçetesiyle hayatıma devam ediyorum. En geleneksel haliyle üretimimizi yapıyoruz. Az önce fırınımızı görüntülediniz. Yine en geleneksel haliyle kara odun ateşi fırında pişiriyoruz. Bir de açıkçası biz İzmir'de boyoz denilince akla gelen ilk adreslerden bir tanesiyiz. Şu an 12 çeşit boyozumuz var. İzmirli için boyoz çok önemlidir. Nedir önemi? Yani bir İzmirli için boyoz nedir? Ne ifade eder? Özellikle hafta sonu kahvaltıların en kıymetli ritüelidir. Ailecek bile hafta sonlarında, brunch saati bile burada geçirilebilir. İşe giderken mutlaka ya burada ya da herhangi bir fırında boyozunu yer ya da paketini alır ofisine götürür, iş yerine götürür. Hem sağlıklıdır, hem gıda değeri çok yüksektir. Hem de çok lezzetli bir üründür. Özellikle tahinle beraber açılmasından dolayı hamuru ayrı bir lezzet vermektedir. Afiyet olsun. Sizle konuşmuşuz, size soruyorum o zaman. Nedir boyozun anlamı, nedir sizin için? Ya boyoz demek İzmir demek, Ege demek. Yani çok zevkli, her zaman yiyoruz kahvaltılarımızda. Size de soralım, afiyet olsun. Şimdi kahvaltıyı boyozla açtınız. Neden boyoz, niye tercih ediyorsunuz? Ya İzmirli sabahları boyoz yer ya, yumurta yer. Başka ne olsun ki? Her cuma buradayız zaten. Çok sevdiğimiz bir mekan. Boyoz zaten süper. Boyoz zaten burada yenir. Dolayısıyla her cuma kahvaltıdayız. Neli boyoz yiyorsunuz? Sağda boyoz yerim her zaman. Yumurtamı yerim. Bir de tahinli boyoz çok severim. Onu tercih ediyorum. Çok şimdi çok teşekkür ediyoruz. Bir de yanında Ayşe yumurta gördük. Eğer, fırında yumurta, o da geniş görüntüler var orada, yansıtıyoruz izleyicilerimize. Tabii ki şu anda yerindir. Kahvaltı sofralarında olan izleyicilerimiz olabilir. Boyozu ben hiç tüketmedim, tadını bilmiyorum ama çok merak ettim açıkçası. Umarım Ankara'da vardır. Bugün çıktığımda Ankara'da boyoz arayacağım ama şimdi oradaki konuklarımızdan birisi dedi ki boyoz İzmir'de yenir. Bakalım ilk fırsatta İzmir'e gideceğiz boyoz yemek için. Nasıl bir lezzet, ben de çok merak ediyorum. Evet. Burada da aslında boyozdan konuşmuşken stüdyomuzda müthiş kokular var ve fırınımızdan kek artık çıkmak üzere, değil mi Atilla şefim? Bir sabırla bekledim. Islak kek yapıyoruz biz bu arada. Hatırlatalım izleyicilerimize. Evet. Evet. Nasıl olmuş çok bakalım. Çok güzel koktu. Çok güzel pişti. Üstündekiler ne? Ceviz mi onlar? Üstündekiler ceviz parçalarının bir kısmını. Yukarı çıktı değil mi pişince? Evet. Bir kısmını. Ay, sevgili izleyicilerimiz günaydın diyelim, ekranlarını yeni açmış izleyicilerimize. Afiyet olsun diyelim kahvaltı yapan izleyicilerimize. Biz de burada işte kek yapıyoruz nacizane. Şimdi bunu ne yapacağız? Program sonrasında da bunun tadına bakacağız. Elini yakma bunu, şefim. Ben bunu parçalayacağım. Parçalayacağım derken. Bir şey sorayım sen tabii. Kesmeden. Şimdi kek fırından çıkar çıkmaz. Evet. Kesmek doğru mudur? Şimdi ben şerbet vereceğim için bu ıslak kek. Ha. Onun için durum tabii çıkar çıkmaz kesmek doğru değil. Bunu şerbetini vereceğiz. Şerbetini verdikten sonra bunun bir kısmını ıslak kek olarak üretebilir, yani tüketebiliriz. Bir kısmını da böyle lezzet topları hazırlayabiliriz. Çocukların özellikle çok seveceği. Kesinlikle. Yine aynı keki kullanarak, yine şerbet kullanarak biraz çikolata sos dökerek yuvarlıyoruz ve lezzet topları hazırlıyoruz. Ben belki onu da yetiştirebilirim. Şimdi bunu bu şekilde gerçekten çok güzel pişti güzel kekimiz. Kabarmış. Üzerine ben çikolata parçaları ve ceviz parçaları. Hem içinde ne var hem üstünde dekor amaçlı. Malzeme listesini paylaşalım mı hemen? Tabii hemen söyleyeyim. Yine aynı şekilde hepsini ölçülerimiz aynı. 3 su bardağı süt, 3 su bardağı sıvı yağ, 15 adet yumurta kullandık. Böyle ama bir 15 adet gözünüzü korkutmasın tabii. Sevgili seyircilerimiz. Siz bunu 3'e bölebilirsiniz. Yani 5 yumurta, 1 bardak tabii, un, 1 bardak yağ. 3'e böldükleri zaman ama tepsilerini küçültecekler. Ve o şekilde yapacaklar. Evet, şimdi tepsimizi ben şerbetini de vereceğim. Tamam. Bu arada şerbet çok sıcak olmayacak. Ilıtacağız ılık şerbeti. Olacak. Ben daha önce şerbetimi hazırlamıştım. Biraz ılık hale getirdim. Şerbet ılık olacak çünkü ıslak kekimiz hamur olmasın diye. Evet, gördüğünüz gibi bunu da şöyle biraz daha küçük yapalım. Yaklaşık 24, evet. 6, 4, 24 porsiyon çıkıyor kalabalık bir aile için. Evet, genelde, biz de kalabalık bir aile sayılırız. Evet, bayramlarda. Ekranın önünde kamera karşısında belki siz bizleri görüyorsunuz ama büyükçe bir ekibimiz şimdi var. Kameramanlarımız, reji ekibimiz. Şimdi burada görüntü ortaya çıkacak.
bayramlarda işte baklavalar açılır. Ama biraz daha böyle farklı tatlılar da hazırlayabilirsiniz. Hı hı. Islak kekin can alıcı noktası. Evet, bu şerbeti. Böyle yavaş yavaş. Hı hı. Acele etmeden. Şerbet dediğimiz su, şeker, limon. Evet, biraz bir tane de limon parçası var. Daha sonra ılık bir şekilde sunabilirsiniz. Süsleyebilirsiniz. İşte dediğim gibi kırıntılar olabilir. Onların hepsini lezzet topu hazırlayabilirsiniz. Çok amaçlı. Biz bu tatlıyı hazırlarken tamamen evdeki bayat ekmeklerin tüketilmesi açısından uygulanmış bir projede yapmıştık bunu. Bayat ekmek projesinde. Ellerine kollarına sağlık. Ya bir şey söyleyeyim mi şefim? Ben çok merak ediyorum tadını. Azıcık tadına baksam mı acaba? Şuradan başladım. Sizin için sevgili izleyicilerimiz. Şuradan başladım. Şuradan yani tadına şurası, baksam şurası olur mu? Olabilir. Burası. Tamam. Tadına bakıyorum. Vallahi kendim için değil. Çok güzel evet. Güzel tamamen. Olmuş. Pişirin bence bugün. Islak ben yine sunumunu hazırlayacağım. Sıcak sıcak da çok lezzetli bu arada. Aynen. Dondurmayla da servis edebilirler. Kesinlikle muhteşem. Aynı zamanda brownie de diyebiliriz buna. Hı hı. Yani brownie keki. Brownie. Aslında birçok tatlının merkezi diyebiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Bunları da ilerleyen programlarımızda yapacağız. Ben sunumunu gene peki. Hazırlayacağım. Tekrar geleceğim senin yanına. Şimdi hocam bir yandan kekler pişiriyor, bir yandan işte takı tasarımı yapıyoruz, resimler çiziyoruz. Eşref hocamız burada. Sohbet de ediyoruz romatizma ile ilgili. Bizim toplumumuza baktığımızda biz hani biraz önce sorduğum soruyu yenilemek istiyorum. Hastalıklarımızı genelde ihmal ediyoruz. Göz ardı ediyoruz veya çok sıkıntılar yaşarsak işte bildiğimiz işte babaanneden, anneanneden bildiğimiz o tarifleri uyguluyoruz. Romatizma için böyle bir şey söz konusu mu? Biz bu hastalığı ihmal edersek başımıza ne gelir? Yani şimdi romatizma dediğimiz zaman yine çok farklı hastalıklardan bahsediyoruz. Kimisi hasta tarafından hissedilmez. Romatizma eğer bir bağ dokusu hastalığı böbreğe tutarsa hasta bunun farkına bile varamaz. Bunun ihmal söz konusu değildir. Ama eğer izah edilemeyen şikayetleri varsa en azından bir hekim tarafından görülmesine fayda var. Çünkü bize gene hastalığın bir kısmı doğru kendi şikayetleriyle beraber geliyor. Ama bir kısmı da hekim tarafından yönlendiriliyor. Sebebi belli olmayan bir idrarda kanama, sebebi olmayan bir idrarda protein kaçağı pekala bağ dokusu hastalığın işareti olabilir. Gerçi genelde bunlar başka şikayetler de eşlik ederek karşımıza gelir. Hı hı. Fakat tersi olduğu da oluyor. Hasta birdenbire bir böbrek fonksiyonunda bozulmayla beraber araştırılırken romatizma çıktığı da oluyor. Hı hı. Ama genelde hastalan bazı şikayetler tabi olur. İşte tekrarlayan yaralar olabilir. Hı hı. Aşırı bir güneş hassasiyeti, bir alerjisi olabilir. Güneşe çıkamıyor olabilir. İdrarda kan dediniz hocam. İdrarda protein kanı, kaçar bakın, dediniz. O idrarda kanı çekti. Ve protein kaçar. Hasta hissetmez. Bunlar hasta tarafından hissedilecek şeyler değiller. Bunu sadece doktora başvurduğunda uzmanlar. Şimdi herhangi bir nedenle doktora gittiğinde eğer bu tetkikler yapıldığında mesela idrarda bir protein kaçağı olacak olursa zaten bu araştırılacaktır. Bu ihmal edilmeyecektir. Fakat yani genel sağlık taraması evet belki yapılabilir ama insanları da paranoya sokmamamız lazım. Acaba bende hastalık var mı, romatizma var mı diye normal günlük yaşamından da alıkoymamak lazım. Fakat sebebi belli olmayan ve normal mevcut tedaviyle beraber düzelmeyen şikayetler olduğuna ki bu şikayetlerden bahsetmiştik. Ya yani saç rideden tutun da ciddi iyileşmeyen yaralar kadar eklem şikayetleri, bel ağrısı, sırt ağrısı, tutulmalar gibi uyandıran ağrılar gibi şikayetler olacak olursa o zaman bunların nedenini bir araştırmak icap eder. Romatizma bir de şöyle şey, bazı romatizmalar müzmindir, tutar, aylarca yıllarca hiç iyileşmeden devam eder. Bu tür hastalar tabi daha erken gelir. Fakat bazı romatizma vardır, atakla seyreder. Efendim işte bir yara olur. Kendini çok belli yani eder. Hayır atak olur, bir yara olur. İşte bir hafta 10 gün içerisinde kapanır gider. Hasta iyileştim zanneder. Bir zaman sonra tekrar eder. Veya bir karnı ağrır. 2-3 gün içerisinde çok ızdırap verir. İşte en sonunda bir şekilde iyileşir. İyileşme o dönemde bir antibiyotik alsa, bir ilaç alsa her neyse ilaç ile ilişkilendirilir. Daha sonra tekrar eder. Yani şimdi atakla beraber seyreden mesela bir gut atağı. Ayak şişer, inanılmaz bir ağrı yapar, basamaz ama bir hafta 10 gün içerisinde bu iyileşir. Dolayısıyla hasta iyileştim zanneder. Bu tür durumlarda tekrarlama potansiyeli varsa bu hastalarda o zaman ilerleyen dönemde hem hastalıktan yakılmaya devam edecektir. Hı-hı. Hem de mesela bu gut hastalığı örneğinde olduğu gibi yavaş yavaş örneğin niye böbreklere zarar verebilecektir. Dokularda kalbe zarar veriyorum. Her romatizmal hastalık hayır, kalbe zarar veriyor. Hayır. Romatizmanın kalbe tutması mümkündür. Bu iki şekilde olabilir. Bizzat kalbin kapağını veya kalbin kasını tutabilir, kalbin zarını tutabilir. Bir de uzun süre devam eden iltihap kalp krizi riskinde artışı yol açar. Hmm. Yani farklı şekillerde kalbi etkileyebilir. Vücutta devam eden iltihap her şekilde vücuda bir yüktür. Her şekilde kalbi bir yüktür.
Evet. Ama her romatizma kalbi tutar mı? Hayır. Peki tedavi yöntemlerinden de biraz konuşalım istiyorum. Hani günümüzde her şey gelişiyor. Tıp da buna paralel bir şekilde gelişiyor. Yeni tedavi yöntemleri var mı? Tabii yani hastalığına göre yeni tedavi yöntemleri var. Tam tedavi edilebilecek hastalıklar var. Tam kontrol altına alabilecek hastalıklar var. Ancak şikayetlerini baskılayabildiğimiz hastalıklar var. Ama bütüne baktığımızda romatizma tedavisinde çok başarılıyız diyebiliriz. Hı hı. Yani ha bu artrozda belki ancak işte ameliyatlarla beraber belki hasta rahatlayabilir. Ama bunun harici mesela bir romatoid artritte hasta hiç şikayet kalmamış gibi rahatlayabilir. Mesela bir Akdeniz ateşinde bir daha hiç atak yaşamayabilir. Gut hastalığı tedavi edilebilir. Fakat bu tedaviler birçok hastada uzun süreli olmalı. Yani hocam kaç ay tedavi ediyorsun diye sorunun cevabı yok. Gerektiği kadar tedavi ediyoruz. İlacı kesebildiğimiz hastalar var, kesemediğimiz hastalar var. Ama kesemediğimiz hastalarda bile uzun süreli baktığımızda hastanın hayat kalitesi, konforu ve yaşam süresi son derece iyidir. Normal insandan çoğu zaman daha kısa yaşamazlar. Herkes gibi yaşar, kaliteli yaşar ama bu bazen ilaç desteğiyle olur, bazen uzun süre, bazen ömür boyu ilaçla beraber olur. Bazen belli bir süre ilaç kullanıp daha sonra azaltma şansı olabilir. Hatta ve hatta azalta ilacı kesme şansı da olabilir. Ama bu romatizmanın özelliğinde konuşmak lazım. Romatizmanın cinsine göre ve hasta özelliklerine göre konuşması lazım. Çok çok fazla çeşidi olduğunu söyledik. Çeşidi fazla bir de affedersin aynı hastalık farklı kişilerde çok farklı da seyrederler. Yani şimdi kim hasta, 20 yaşında hasta oluyor, 70-80 yaşına kadar bunun farkında bile varmıyor. Ama yine aynı hastalıktan muzdarip bir kişi 3 senede belli bükülmüş karşımıza geliyor. Hı hı. Hastalığın seyri de kişiden kişiye çok değişir. O yüzden romatolojide temel prensipler tabii ki vardır. Romatizmalar sistemik hastalıktır. Nedir bu? İç organları tutma potansiyeli olan iltihaplı hastalıklardır. Hmm. Bu çakalın bir çerçevedir. Bunun içerisinde hasta üzerinde o kadar farklı tablolar görürsünüz ki birbiriyle hiç alakası yoktur. Kimisi vardır ilaç bile vermezsiniz. Sadece takip edersiniz. Problem olursa tedavi alırsınız. Kimisi de vardır başından itibaren çok yoğun ilaçlarla tedavi edersiniz. O yüzden yani bu genelleme yapmayı çok doğru görmüyorum. Şimdi stüdyomuzda kek hazırladı şefimiz. Evet. İzmir'e gittik, boyozu tanıdık. Şimdi yeme içme alışkanlığı da bu hastalıkta bir rol oynuyor mu onu da merak ediyorum. Beslenme alışkanlığımız, yaşam tarzımız bu hastalıklarda belirleyeceği noktaya sahip mi? Yaşam tarzı derken yani stres faktörü her hastalıkta olduğu gibi romatizmada da rol oynuyor olabilir. Hı hı. Fakat işte majör stresten sonra şu romatizmalar gelişir, dinlenince bu iyi olur şeklinde bir kaba genelleme mümkün değil. Bir kalp krizini artırdığı gibi, bir tansiyon artırdığı gibi vücutta işte efendim stres faktörü romatizma gelişimi için bir tetikleyici, kolaylaştırıcı faktör olabilir. Yaşam tarzına geldiğimiz zaman diyetle bazı bir alakası var mı? Yok. Ama yine hasta özelinde örnek gut hastalığı, alkol tüketimi, fazla et tüketimi, fazla balık tüketimi olan kişilerde daha sık görülür. Çünkü gut hastalığının temeli ürik asit yüksekliğidir. Kızgın güneş, ultraviyole ışık lupus hastalığı için bir tetikleyici faktör olabilir. Bunun haricinde çok fazla birebir diyetle veya çevresel faktörle ilişkilenme çok da mümkün peki, değil. Peki spor hocam? Spor faydası olur. Ama tabii şimdi hastanın yapabileceği spor söylememiz lazım. Dizler tutulmuş, kalça tutulmuş, hasta yürüyemiyor ki siz spor yapın diyeceksiniz. Ama mesela sulu sporlar olabilir. Özellikle ankilozanda omurga esnekliğini korumak ve nefes alıp vermesini kolaylaştırmak için hastanın sulu sporlar, havuz sporları önerilebilir. Spor romatizmayı tedavi etmekten ziyade tamamlayıcı bir tedavi olarak hastanın hayata bağlanmasını kolaylaştırmak ve var olan organları, vücut esnekliğini korumaya yardımcı olmak için önerilir. Yoksa romatizmanın sporla beraber tedavisi de mümkün değil. Evet. Şimdi hastalıklardan konuşmuşken biraz önce sordum romatizma kalbi etkiler mi? Eşref Bey'de geçtiğimiz aylarda sanırım ciddi bir kalp ameliyatı geçirdiniz. Buradan da geçmiş olsun diyelim. İyisiniz değil mi şimdi? İyi. Şimdi iyiyim. Gayet iyiyim. Bir ameliyattan sonra bir ritim bozukluğu oldu. Ona da tekrar yakma işlemi yaptılar. Ritmi düzelttiler. Ama ben ankilozan spondilit hastasıyım aynı zamanda. O kalple ilgisi var mı yok mu tabii onu bilmiyorum. Damarlar tıkalıymış. 4 damar tıkalı çıkmış. Çok çok geçmiş olsun. Sağ olun. Şimdi biraz projelerinizden de bahsedelim. Biz. Bundan sonra biz sizi nerelerde göreceğiz? Bundan da bahsedelim yavaş yavaş. Şimdi bana diyorsunuz değil evet, mi? Evet evet Eşref Hocam. Şimdi benim herhangi bir proje olduğunda kesin değerlendiriyoruz. Şurada olacak diye şu anda bir şey yok. Ama ben şey yapmak istiyorum eğer izin verirseniz bir posta şeyimi vereyim. Tabii tabii hatta internet sayfanızı da biz paylaşalım. İzleyicilerimiz size nasıl ulaşacaklar bunu da
Ben anladım. Posta şeyini vereyim. Tabii ki, buyurun. esrefarmagan@yahoo.com. O öbürü galiba çalışmıyor dedi menajerim ama. esrefarmagan@yahoo.com Türkçe karakterler kullanmadan küçük harfle. Buradan ulaşabilirler size. Gönderebilirler. Menajerim zaten ilgileniyor. Gönüllü menajerim. Bakın o çok önemli. Ben ressam olayım, tanınayım falan diye değil. Hiçbir böyle bir düşüncem yoktu. Ben sadece yaşadığım dünyayı nasıl tanıyabilirim, nasıl çizebilirim? İşte insanlar böyle çizdiğime bakınca, aa sen mi yaptın, ben yaptım. Ya git Allah'ını seversen falan böyle oluyorlar falan. Diyenler oluyordu. Ha, hoşuma gidiyordu. 23 sene evvel John beni tanıdı. Çek Cumhuriyeti'nde bir şey çıkmıştı, gidecektik, yardımcı oldu, beraber gittik. Ondan sonra beni dünyaya tanıtan odur, John Öğrencel. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz bugün. Ayaklarınıza sağlık. Biz biraz önce de söylediğim gibi birçok insana umut ışığı olduğunuzu düşünüyorum. İnşallah. Bundan sonra da sizi zaman zaman stüdyomuzda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyarız efendim. Eşref Armağan kendisi doğuştan görme engelli resim sanatçımız. Bütün dünyada tanınıyor. Bu da mutluluk verici bizim için. Kendisiyle sohbet ettik. Hayat hikayesini bir noktada bize anlatmaya çalıştı kendisi. Ve bir yandan Profesör Doktor Mehmet Akif Öztürk bizimle birlikteydi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Romatoloji uzmanı kendisi. Romatizma ile ilgili merak ettiklerimizi sorduk. Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hemen açıklamada bulunayım. Eşref Hocam çok burada kalp damar hastalığı ankilozun alakası var mı diye sordu. Hayır hocam. Yani o sizin ankilozdan da büyük damarlar tutulur. Kalp damarlarına tutulmaz. Olsa eğer uzun süreden beri bir iltihap devam etse risk getirmiş olabilir. Peki. Onunla alakası, onu da hocamız da zaten söylerdi. Bunun da cevabını vermiş olalım. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Ve bir yandan da Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarımızdan biz Ferhan Aksoy öğretmenimiz ve Nurhan Gökşen'le birlikteydik. Takı tasarımı ile ilgili merak ettiklerimizi sorduk. Teşekkür ediyorum biz size teşekkür de. Ederiz. Ve evet, burada da ıslak kek yaptık. Evet. Lezzet topları hazırladık. Evet, ıslak kek ve lezzet topunu da yetiştirdik. Afiyet olsun diyelim. Yine farklı bir tarifle, farklı bir tatlıyla buradaydık. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Çok çok teşekkür ediyoruz ve artık bugünlük ve bu haftalık bizim için veda etme zamanı sevgili izleyicilerimiz. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutlamış olalım. Ve hakikaten pazartesiden cumaya sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde yine karşınızda olmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın ve en önemlisi sağlıklı kalın. We'll be right back.